Merhabalar sevgili gençler, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar bugün bu videomuzda sizlerle beraber bir hocamızın göndermiş olduğu bana mail attığı bir mail hakkında konuşacağız. Sizlere yardımı dokunabilecek bir iş çıkarmış hocamız ve sizlerin de yararlanması için bana mail olarak ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz şimdiden kendisine. İsmi Hasan Menteş hocamızın. Bu mailin biraz içeriğinden bahsedeceğim. Öncelikle hocamız bize eğitim ve kariyer koçluğu yapmakta olduğunu söylemiş sevgili gençler. Ve iki tane tablo Excel'de oluşturdu. İki tane tablo, kullanışlı iki tablonun sevgili gençler bize hem örneklerini atmış hem de sevgili gençler indirilebilir de bir bağlantı göndermiş. Kendisine şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin faydasına olacağına inandığım TYT branş deneme analizi ve TYT genel deneme analiz Excel şablonunu hizmetinize sunuyorum hocam. Umarım öğrencilere faydalı olur demiş kendisi. Kullanılışıysa TYT branş denemesi ayrı sayfalarda oluşturulup her biri 40 denemelik olarak birbirinden bağımsız kullanılabilir. Sadece ilgili branşın doğru yanlış hücrelerini doldurmaları yeterlidir öğrencilerimizin diyor. Ve net hesaplaması ve grafik kendiliğinden otomatik olarak oluşmakta diyor. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Ondan da birazdan bahsedeceğim sevgili gençler. TYT genel deneme ise her sayfada 10 deneme olacak şekilde 3 farklı sayfada toplam 30 denemelik oluşturuldu. Yani 30 tane deneme yapana kadar bunu oluşturabilirsiniz. Ekstradan bir de şöyle bir durumunuz var. Yani 30 tane denemeyi birbirine de kıyaslayabiliyor. Orada kendi grafiğinizde görebiliyorsunuz. Ben birazcık denedim, kurcaladım programı. Her sayfada 10 denemelik analiz kendi içindedir. 10 denemede de sadece doğru yanlış hücreleri doldurmaları yeterli. Net hesaplaması ve grafik oluşturması yine otomatik sevgili gençler. Toplam 30 denemelik analiz ise en sondaki genel analiz sayfasında yer alıyor. Öğrenci bu sayfada genel deneme analizini tek şablonda görebiliyor. Tüm sayfaların çıktısı da A4 boyutunda olduğu için bunların da rahatlıkla çıktılarını alıp evinde duvarına asabiliyorsun. Bu gayet güzel bir kolaylık. Anlaşılmayan bir durum veya eklemesini istediğiniz bir yer varsa lütfen yazın hocam. Öğrencilere faydalı olması için elimden geleni yaparım. Saygılarımla demiş hocamız. Kendisine çok 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 teşekkür ediyoruz. Yani kursların olmadığı, devam etmediği. Gerçi kurslar devam ediyor ama hani kendimiz de evimizde illaki branş denemesi çözüyoruz. Ama bu branş denemelerini en fazla hani 3 veya 4 tanesini, en son 3 tane denemenden ne yaptın diye sorsak herkes netlerini tam olarak hatırlamayabilir. Dolayısıyla sevgili gençler kendi yaptığınız netleri, kendi yaptığınız puanları, kendi işaretlediğiniz doğru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısı bunları düzenli bir şekilde not tutabilmek gerçekten zorken hocamız gerçekten güzel bir bize bağlantı paylaşmış. Bir Excel tablosu oluşturmuş. Bu Excel tablosunda da sevgili gençler gerçekten tam da işimize yarayacak şeyler var. Yani şu şekilde açıp size göstermek istediğim zaman arkadaşlar Excel tablosunu bu şekilde açtığınız zaman şöyle de ben size yaklaştırayım bunları. Buralara doğru yanlış sayılarınızı girebiliyorsunuz sevgili gençler ve size aynen bu şekilde bir dokümantasyon sağlıyor. Bu genel deneme, branş deneme için mesela Türkçe 1'den 40'a kadar, matematik 1'den 40'a kadar, sosyal 1'den 40'a, fen 1'den 40'a kadar olacak şekilde paylaşmış. Toplam 40 tane denemeyi buraya doğru ve yanlış sayılarınızı giriyorsunuz sevgili gençler ve burada da mesela TYT fen netleri için 15 barajı, 20, 10, 5 barajı şeklinde bir grafik oluşturup bu grafikte kendinizi, gelişmelerinizi inceleyebiliyorsunuz. Bu arada birinci deneme, ikinci deneme 40'a kadar da sevgili gençler deneme sayısı ve net tablosu bize verilmiş. Bu matematik için de aynısı, Türkçe için de aynı, sosyal için de aynı sevgili gençler. Bir ikincisi de yine sevgili gençler şunu biraz uzaklaştıralım. Bir ikincisi de genel deneme analizi. Genel deneme analizinde hepsini tek sayfada Türkçe, sosyal, matematik ve fen diye gösteriyor. Ve tabi tablo burada biraz kısaldığı için burada sadece birden 10. denemeye kadar olan kısım var. Genel net tablosunu da buradan görebiliyorsunuz. İşte birinci denemeden 84.75 iken ikinci deneme 100.25, üçüncü deneme 83, dördüncü deneme 93, beşinci deneme 98.5 gibi 10 denemeye kadar görebiliyorsunuz. Hocam bunların her birini sürekli sıfırlayacağız mı? Hayır. Şuradan genel deneme 2, genel denemenin ikinci sayfasına geçebiliyorsunuz. Alt kısımdan Excel tablosunda ve sevgili gençler aynı şekilde devam ediyor. 11. 12. 13. de 14. deneme diye. Yine burada da 21 ile 30 arası var.
Ve daha sonrasında genel analizimiz mevcut. Yani birden 30'a kadar toplamda 30 tane denemenin genel bir analizi mevcut sevgili gençler burada. Görüyorsunuz burada 84-75'ten başlayan bir öğrenci işte düşüşlerle çıkışlarla inişlerle çıkışlarla bir şurada kendini sabitlemiş. Mesela bu yorumları kendiniz yapabilirsiniz. Burada kendimi sabitlemişim. 100 netin üstüne çıktıktan sonra nadiren bir 98-25 ve 99'a düştükten sonra tekrardan 106 ve 113 yapmışım. Artık sınavda da inşallah 100 netin altına inmem tarzında güzel bir çalışma olmuş. Sizler adına faydalı olacağını düşündüğüm bir çalışma. Dolayısıyla da ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hasan Menteş hocamıza tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz sevgili gençler. Ben de sizinle paylaşıyorum bunu. Açıklama kısmında bu bağlantıların linklerini görebilirsiniz sevgili gençler. 4188 tane mail var şu an. Tabii bunun yarısına bakmışımdır, yarısına hala bakmaya çalışıyorumdur. Çoğu sizden gelen maillerden oluşuyor, hocalardan gelen maillerden oluşuyor. Ama dedim ya, işte YouTube'dan gelen maillerden oluşuyor. Bakmaya çalışıyorum maillere. Belki bunun gibi daha onlarca mail vardır sizin işinize yarayacak. Kurcaladıkça bir şeyler çıkıyor. Ben de sizin faydanıza olsun diye hemen böyle bir video yapayım. Sizi de bilgilendireyim. Bunların ne demek olduğunu size anlatayım. Ve anlattıktan sonra da siz de bunları evinizde kendinizi kontrol etmek altına, kendinizi kontrol altına almak için, kendinizi kontrol etmek için, analizinizi yapabilmek için belki sizi bir iki adım daha öne taşıyacak güzel bir çalışma sevgili gençler. Bence kullanmalısınız. Evinizde yaptığınız branş denemeleri ve evinizde çözdüğünüz genel denemeler için bunlar önemli arkadaşlar. Kontrolünü sağlamak cidden güzel. Evet, bu videonu sonlandıralım artık. Ben size bu paylaşımları açıklama kısmında linklerini bırakacağım sevgili gençler. Haberiniz olsun. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.